Şimdi sağ olsun öncelikle. Çok kıymetlimiz, çok sevdiğimiz, 7'den 70'e herkesin sevdiği şahane biriydi Halit abimiz. Bugün onu uğurlamak için buradayız. Benim çocukluğum, aynı zamanda babamın meslektaşı, daha hiç çok çok küçük bir çocukken bizim evimize geliş gidişlerinden beri tanıdım. Hatta sonra büyüdüğüm zaman mesleğin içindeyken rastlaştığımızda beni bir programına davet etti. İlk o zaman söylemiştim. Ben kimin kızıyım biliyor musun diye çok şaşırmıştı. Sonra o günden sonra beni babamın kızı olarak aldı. Ben de yeri çok ayrıdır. Türkiye'nin de çok 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 sevdiği önemli bir yüzdür. Önemli bir insandır artık bence. Dediğim gibi hepimizin başı sağ olsun. Bugün onu uğurlayacağız burada. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Senin de başın sağ olsun. Görüşlerinizi alabilir miyiz? Halit abi. Arkadaşlar gelsin. Teşekkür ederiz. Halit abimiz bir Ulu Çınar'dı. Sanat dünyasında da, spor dünyasında da, ayrıca halkımız için çok çok değerli, çok büyük bir değerdi. Çok üzgünüz tabii. Sabır diliyorum. Önce eşine, ailesine, sevenlerine, halkımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Seni ilk ben sundum demişti. Çok güzel anılarımız var. Çok değerli anılarımız var. 2005 yılında Popsav olarak, Popüler Müzik Sanatı Vakfı olarak Halit abimize bir jübile gibi bir gece yapalım istedik. Ben telefon ettim. Bodrum'da yaşıyordu o zaman. Yazdı. Halit abi dedim, bir gece yapıyoruz senin için. Ben gelir katılırım dedi. Halit abi galiba anlatamadım dedi. Biz senin için bir gece yapmak istiyoruz deyince telefonda bir sessizlik oldu. Sonra şimdi gözyaşlarımı tutuyorum, kapattıktan sonra ağlayacağım demişti. Hakikaten çok da güzel bir gece olmuştu. Bütün sanatçı dostların katılımıyla İstanbul'da çok güzel bir gece yapmıştı. Işıklar içinde uyusun, nurlar içinde olsun, mekanı cennet olsun. Yaşınız sağ olsun. Önemli bir ismi kaybettik, önemli bir gazeteciyi kaybettik. Neler söyleyeceksiniz? Çok önemli bir öncü abimizi, babamızı kaybettik, sanatçımızı. Daha doğrusu her yere yetişebilen özelliklere sahip bir insanımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Allah gani eder, rahmet eylesin. Çok büyük hizmetler yani. Yani kendisiyle özel bir anımız var mıydı acaba? Ya da unutmadınız mı? Onunla biz bir zamanlar çok daha görüşürdük. Sonra onlarla da görüşemedik. Umut vardı tabii, çok. Çok büyük derler vardı. Hatta bir şirkette konuştuk onunla. Gerçi şirketi götürmedik ama benim de şahit olduğum bir esprisi vardı. Zaten espri doluydu rahmetli. Sakıp ağamızla dost olarak bir şirket kurmuşlardı. Sözüm bana, şirketin adını duyduk, hepimiz gülmüştük. Lafsa. Şahane. Böyle bir insandı, harika bir insandı. Yani gerçekten çok üzücü fakat kısmet Rabbimin takdiridir. Allah gani gani rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Başımız sağ olsun efendim. Sağ olsun. Sağ olun.
sonra görüşürüz. Dolaş, gel buradan gel. Daha hayır, oradan gidemezsin. Gel. Tamam. Hadi gel, görüşeceğiz. Çok kıymetli, değerli bir ismi kaybettik. Bayan bir tane kaybettik. Neler söylersiniz? Ya gerçekten Türkiye Ayt abisini kaybetti. Telefonu çek. O benim için de çok değerli bir abiydi. Son yıllarda özellikle Bodrum'da aynı yerde yaşıyorduk. Sık sık beraber oluyorduk. Çok büyük bir değerdi. Biliyorsunuz 1925 doğumlu. Dolayısıyla o aslında Cumhuriyetimizin birinci nesli, yani ilk nesli. İki gün sonra Cumhuriyetimizin işte 99. yıl dönümünü kutlayacağız. Cumhuriyet'ten 2 yıl sonra doğmuş. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ilk nesli. Çok değerli. Yani Cumhuriyet'in nesilleri çok değerli. O birinci nesillendi. Bunlar maalesef eksiliyor. Bizler ikinci nesiliz. Türkiye'nin başı sağ olsun. Ailesine baş sağ olsun diliyorum. Çok büyük bir değer. Çok sağ olun. Allahu ekber. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ruhlarına, Allah rızasına El-Fatiha. Halit abi, benim TRT'de mesleğe başladığım yıllardan itibaren hocamdı. Çok değerli bir ustaydı. Birlikte pek çok anımız var. Mekanı cennet olsun. Bence o bizim hafızalarımızda, toplumun hafızasında ölümsüz bir efsane olarak yaşayacak. Çok teşekkür ederim. Halit abi, benim TRT'de mesleğe başladığım ilk yıllardan itibaren ustamızdı, hocamızdı. Çok değerliydi. Pek çok ortak yayınımız, pek çok acı tatlı anımız var. Gerçekten yeri doldurulamayacak çok büyük bir değerdi. Toplumun hafızasında bence ölümsüz bir efsane olarak yaşayacak. Arka tarafta.